Evet. Şimdi bu akşam aşı karşıtlığını bir inceleyelim dedim. Aşı karşıtlığı yeni bir şey değil. Ama koronavirüs sebebiyle çok alevlendirildi ve bana göre de küreselciler tarafından desteklenen bir sistem haline geldi. Türkiye'de aşı karşıtlığı yavaş yavaş geliştirilmeye çalışılıyor. Avrupa'da da böyle geliştirilmeye çalışılıyor. Bunun birkaç yönü var. Şimdi bizim arkadaşlarımız da bu aşı karşıtlığına dolaylı veya direkt destek verenler de var. Dolaylı destek de veriyorlar. Hatta bunun yanlış bir şey olduğunu söyleyen arkadaşlarımıza pek rastlamadım. Belki de ilk defa ben söyleyeceğim. Yani aşı karşıtlığı denilen şey bana göre tam bir saçmalık ve küreselcilerin işine yarayan, küreselcilerin önünü açan bir sistem gibi. Sanki onlara bir can simidi gibi. Ben öyle görüyorum. Şimdi aşı karşıtlığını iyi anlayabilmek için küreselcilerin bu koronavirüsten bekledikleri sonucu iyi bilmek lazım. Bu konuda tahlili doğru yapamazsanız, arkadaşlara söylüyorum, doğru yapamazsanız bu tahlili, o zaman bu aşı karşıtlığını da anlayamazsınız ve yanlış bir yerde saf tutmuş olursunuz. Şimdi aslında küreselciler, çok kısa söyleyeceğim, fazla uzatmak istemiyorum. Bu koronavirüs olayıyla daha büyük beklentileri vardı. Yani bu işin en az 3 sene, hatta 4-5 sene, çünkü bir aşının bulunabilmesi en az 4-5 senede oluyor. Hadi en kısa süre diyelim ki 3 sene. 3 sene bütün ekonomilerin kapanacağını ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları gibi bir sonucu elde edebileceklerini düşünüyorlardı. Fakat öyle bir şey oldu ki hem teknoloji çok ilerledi, bu aşı konusunda da çok ilerledi teknoloji. Başka başka aşılar icat edilirken, onların araştırmaları yapılırken, koronavirüs üzerine gelince bu süreyi çok kısalttılar ve diğer aşıların üzerine bu koronavirüs aşısını adapte ederek çok kısa zamanda, yani 7 ay 8 ay bile olmadı. Başlamaları daha önce, yani 3. ayda 4. ayda aşı çalışmaları belli bir mesafeye geldi. Daha sonra 7. 8. aya kadar da işte faz çalışmaları oldu. Şimdi Aralık ayının içine girdik. Birinde ikisindeyiz. Şimdi bu aşıların bu ay bile vurulabileceği, vurulmaya başlanabileceği, en azından sağlık personellerine uygulanabileceği söyleniyor ki bu çok güzel bir gelişme. Küreselciler bunu beklemiyorlardı. Ve bu sürenin uzatılmasını istiyorlar. Şimdi aşı karşıtlığını aslında böyle anlamak lazım. Çünkü aşı karşıtlığının tek bir sonucu var bana göre. Bu süreyi uzatmak. Yani koronavirüs sürecini uzatmak. Mümkün olduğu kadar uzatmak. Bu da zaten küreselcilerin istediği bir şey. Yani bu süre uzasın, ekonomiler çöksün. Siyasi kargaşalar çıksın, toplumsal kargaşalar çıksın. Biz de bu şekilde devletleri dizginleyelim, istediğimiz yola getirelim. Bazı devletleri yıkalım, bazılarını, değişik değişik atraksiyonlar devreye girecektir önümüzdeki seneden itibaren. Ama işte giremiyor çünkü bu süreyi kısalttı. Bilim adamları kısalttı. Ulus devletler de bu konuda hemen tedbirleri aldılar. Fazla da küreselcilerin istediği tedbirlere zorunluluk olmadan pek yanaşmak istemiyorlar. Ekonomilerini zora sokacak, zarar verecek tedbirlere girmek istemiyor. Ulus devletlerin bütün yöneticileri ve bizim ülkemizde de aynı şekilde. Şimdi bu aşı karşıtlığı dışarıda pek bu şekilde kullanılmıyor. Küreselcilerin tamamen hedeflerine uygun olarak süreyi uzatmak için kullanıyor. Ama bizim burada içeride, Türkiye'nin içinde bundan haberi olan da vardır, haberi olmayan da var. Onlar da aşı karşıtlığı yapıyorlar. Haberi olanlar şöyle, yani o küreselcilerin bu işin bu şekilde olması gerektiğini belki tahlil edemiyorlar. Ama muhalif bir kanat var. Muhalefet olsun da ne olursa olsun, elime ben bir koz geçirdim, bunu da muhalefet için kullanırım diyorlar. Ve buna sektör muhalefet diyorum ben. Bu sektör muhalefeti benimseyen birçok kişi de bu aşı karşıtlığına can simidi gibi sarıldı. Burada yani öyle şeyler duyuyorum ki hiçbir bilgiye sahip olmadan, bu konuda hiçbir araştırma yapmadan bu aşıların gelecekte aslında koronavirüsten daha tehlikeli olup insan neslini yok etmeye yönelik bir
komple olduğunu söylüyorlar ki bu saçmalığın tam dik alası bana göre. Yani aşı dediğimiz şey en az 100 yıldır bilinen bir şey ve Türkiye'ye gelecek olan aşı da klasik yöntemle olsun, diğer yöntemle olsun. Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim. Çin'den gelen aşı klasik yöntemle yapılmış bir aşı. Aslında bana göre en garantilisi de odur. Diğer aşıların, yani işte Almanya'da iki tane Türk doktorunun yaptığı aşı var. O çok rağbet görüyor. mRNA denilen RNA parçacıklarının verilmesi ve vücuda bunun tanıtılması şeklinde ortaya konan bir aşı. Bu aşının kanser aşısı yapılırken, yani 4-5 senedir bu aşı üzerine çalışılıyor aslında, koronavirüs yokken de. Kansere karşı bir aşı yapılmak isteniyor. Ama koronavirüs çıkınca bu kansere karşı yapılmak istenen aşının altyapısı alınıp koronavirüse adapte ediliyor. Ve onun için zaten kısa sürede başarıldı. O aşının da ben pek zararlı olduğunu düşünmüyorum. Ama eğer geleceğe dönük bir kaygı içerisinde ise bizim arkadaşlarımız veya aşı karşıtları, o zaman mRNA aşısından daha çok endişe edilmesi gerekiyor. Klasik Çin aşısından değil. Şimdi muhalefet yapıyorlar diyorum. Muhalefet içinde bu can simidi oldu diyorum. Şimdi bilim adamı olduğu için direkt aşı karşıtı olursa yadırganacak olan bazı anlaşanlı profesörlerimiz de var. Bunlar da sorulduğu zaman ben aşı karşıtı değilim diyor ama şöyle söylüyor, Çin aşısına karşıyım. Yani Çin aşısına karşı. Neden karşı? Çünkü Türkiye Çin aşısını getiriyor. Çin'le anlaşması var. Kısa sürede gelecek o. Diğer aşıyı zaten istesen de bize sıra gelmez. Yani bir seneden önce o aşıyı elde edemez. Çünkü bütün diğer ülkeler, yani İngiltere bakın kaç milyon sipariş verdi, hemen uygulayacak. Yani biz orada o sistemin içerisine giremedik. Zaten Avrupa Birliği bize o aşıyı verirse de en son verir yani. Ama vermesi gerekiyor. Bütün dünyadan virüsün silinmesi için. Onlar da verirler. Onlar da uygulanır. O aşı da uygulanır. Fakat burada öyle bir muhalefet tekniği yapılıyor ki işte sektör muhalefet dediğim bu. Yani ne olursa olsun ben muhalefet yapayım, bir şey bulayım, muhalif olayım. Şimdi bu muhalif olma içgüdüsel bir şey midir? Genetik bir şey midir? Bilemiyorum ama yani olur olmaz her şeye aşı karşıtı görüntüsü vermek istemeyenler bile bu sefer karşıtlığı nasıl yapacaklar? Yani ben o aşıyı değil de öbür aşıyı uygun görüyorum. Bu aşı olursa çok tehlikeli, aman olmayın. Bu ne demek? Bu da aşı karşıtlığının bir başka versiyonu demek. Şimdi bütün bunlar aslında yöneticilerimize muhalefet etmek ve bunun için bir bahane bulmaktan geçiyor. Ve bunu da şimdi aşı olarak buldular. Şimdi bu muhalif olmak olabilir. Eleştiri yapabilirsiniz. Muhalif görüntüde de durabilirsiniz. Ama böyle yıkıcı sektör ve hem ülkenin hem de insanlığın ilgilendiği bir sorunla karşı olursa burada iyi niyet biraz aramamak gerekiyor. Çünkü burada şunu söylüyorsun sen aslında. Diyorsun ki ben yöneticilerime güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsun? Yani aşı karşıtları şunu söylemeleri lazım aslında. Biz yöneticilerimize güvenmiyoruz çünkü küreselcilerle bunlar işbirliği yapıyor. O zaman bütün ülkelerin yöneticileri küreselcilerle işbirliği yapıyor demektir bu. Bütün aşıları icat eden bütün kurumlar küreselcilerin elinde demektir. O zaman küreselciler dünyayı ele geçirmiş. Biz gidelim yani yatalım. Başka bir şey yapmayalım yani hiç mücadele falan da etmeyelim. Zaten ele geçirmişler. Yaptıklarını da yapıyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde öyle bir şey yok. Burada küreselciler tam böyle bir şeytanın vesvese taktiği gibi bu işleri böyle dünya üzerine salıyorlar. Hiçbir o kadar görünürde güçleri olmamasına rağmen güçleri varmış gibi yönlendirme hareketleri yapıyorlar. Zaten onlar başa gelseler aşıya falan gerek kalmayacak. Adamları teker teker toplayıp belki de Hitler gibi gaz odalarına atıp yok edecekler yani. O küreselciler her şey beklenir. Şimdi sen onlar daha henüz başa gelmemişken eğer böyle bütün ülkelerin yöneticilerini ele geçirmiş ve hepsi onlara çalışıyor şeklinde bir yoruma vesile olacak bir davranışta bulunursak biz o zaman vay halimize. Yani şunu söyleyeceksin, ben memleketimi yönetenlere güveniyor muyum, güvenmiyor muyum? Başka konularda güvenini biraz azaltmış olabilirler.
hataları ortaya koyarsın, eleştirirsin ama asla küreselcilerin bunlar onlarla ilişkili şekilde hareket ediyorlar. Bütün ülkelerin yöneticileri böyle manasına gelecek sözler söylememek lazım. O zaman biz ülkemizin yöneticilerine güvenmeyeceğiz. Kime güveneceğiz? Diğer ülkelerde kendi yöneticilerine güvenmek zorundalar. Zaten bu kavga veya bu savaş diyelim, evrensel bir savaş, küreselcilerle ulus devletler arasında sürüyor ve ulus devletlerin içine sızmalar olmuş olsa bile yöneticileri bu işe karşı. Çünkü eninde sonunda onları da ilgilendiriyor bu konu. Yani ulus devlet elinden giderse sen nereyi yöneteceksin? Ben kendi ülkemin yöneticilerine güveniyorum. Hiçbir şekilde bizim aleyhimize herhangi bir komplon içine girebileceklerini asla düşünemiyorum ve inanmıyorum böyle bir şeye. Bu aşı karşıtları bu yönünü işin düşünmeleri gerekir. Yani söyledikleri söz nereye gidiyor? Onu düşünmeleri gerekir. Aşı karşıtlığı aslında küreselcilerin planlarına fark ederek veya fark etmeyerek destek vermek manasına geliyor. Ve bu şu demektir. Yani sen aşı karşıtı olduğun zaman aşı olmak istemiyorsun. Ve bunu propaganda ile yayıyorsun. Toplumda da bilen bilmeyen sana inanıyor. Elinde hiçbir delil olmasa bile bu etkili oluyor. O zaman nasıl olacak? Sonuç ne olacak? Yani toplumun bir kısmı aşıyı reddettiği için aşı olmayacak. Ya devlet bunu zorunlu hale getirecek aşı olmayı. Çünkü mecburlar. İnsanlığı ilgilendiren bir sorun var burada. Ve eğer virüs hala ortada gezmeye devam ederse bu virüsü önlemek uzun yıllar alabilir ve o uzun yıllarda ekonomiler tekrar tekrar bundan geri dönüşlerle darbeler görebilir. O zaman biz nasıl olacak, nasıl yapacağız? Bu virüsten nasıl kurtulacağız? Yani ben aşı karşıtıyım demek aslında virüs hala devam etsin ve yıllarca sürsün demektir. Bu da zaten küreselcilerin arayıp da bulamadıkları bir şeydir. Bunu körükleyeceklerdir. Türkiye'de de bu tahlili yapamayan bizim arkadaşlarımız olur, başkaları olur, diğerleri olur. Bu komplonun aslında komplo bu tarafta. Yani aşı karşıtlığı başlı başına bir komplo bana göre. Ve bu komplonun tuzağına düşüyorlar. Ve farkında olmadan küreselcilere karşı sözler söylemelerine rağmen onların tuzağına düşüp onların amaçlarına hizmet etmiş oluyorlar ki bu çok ironik bir durumdur. Aslında bunu birçok konuda yani şeytanın vesveseleri böyledir. Bazen insana fayda verecek gibi görünür ve o zararını oradan temin eder. Ben bunu bazı kitaplarımda mümin bir adamın şeytanla mücadelesi diye birkaç kitabımda hikaye şeklinde anlatmıştım. Adamın bir tanesi çok namaz kılıyormuş. Şeytan da gelip gelip başına diyormuş ki sen namaz kılma, bu kadar namaz kılma falan filan diye. O da git başımdan, git başımdan diye şeytanı kovuyormuş. Şeytan bir bakmış ki bu böyle olmuyor. Bir gün camide yakalamış adamı. Hemen yanına yaklaşmış. Adam da demiş ki tekrar git başımdan demiş. O da demiş ki ya tamam gideceğim başından ama sana bir şey söyleyeceğim, dinle bak. Sen demiş burada o kadar alim adamsın. Bu camide arka sıralarda oturmak sana yakışıyor mu? Kalk git ön sıraya yerleş. Adam da bakmış şeytan demiş ki ya hakikaten demiş ya niye arkada oturuyorum? Ön sıraya gideyim oturayım. Şimdi şeytan işte böyle de kandırır. Şeytanın dediğine uyduğun zaman o seni alim diye de kandırır. Sen çok iyi biliyorsun diye de kandırır. Bu konuları iyice araştırmak lazım arkadaşlarım. Aşı konusunda hiçbir bilgisi olmayan, tıptan hiç anlamayan insanlar çıkıp aşı karşıtlığı yapıyorlar ve bunu videolar şeklinde de yayıyorlar. Bu aşının içinde ne vardır, ne değildir, nedir, nasıl etki ediyor? Bunları hiç anlamadan, bilmeden bu aşı karşıtlığını yapmak bana göre dünyanın en saçma şeyi. Şöyle söyleyeyim, ilkokulda biz her hafta aşı olurduk. Hiçbir tanesinden de zarar görmedim ve o aşılar bir sürü hastalığı, mesela çiçek, su çiçeği, kızamık, yani bizim mesela kızamık aşısı olduk. Her tarafta millet suratı kıpkırmızı çocuklar gezerken bize bir şey olmuyordu. Hala da olmuyor yani Allah koruyor olmuyor. Şimdi bu şekilde yani ben hatırlıyorum ki 5. sınıfa kadar her sene en az 3-4 parti aşı oluyorduk biz. Ve o aşılar yani toplasak belki 20-25 tane aşı olmuşumdur. Hala
Hatta bazen karma aşılar geliyordu. 3-4 tanesi bir arada. Onlar hasta ediyordu insanı bir gece. Yani çocuktuk biz tabii o zaman. Çocukken hasta oluyorduk, ateşimiz çıkıyordu. Bir gün böyle yatakta yattığımızı hatırlıyorum. Karma aşı çok yakıyor diye. Şimdi bütün bunların neticesinde şu anda artık olgun yaşlara geldiğimiz halde, herhangi bir rahatsızlık olmadığı halde aşıdan insana zarar gelmesi mümkün değil. Zaten aşı dediğimiz şey virüsün, ölü bir virüsün, öyle anlatalım, vücuda tanıtılması. Bu aslında vücudu harekete geçirmek için benim plasebo kitabında anlattığım bir konudur. Yani vücut tanımıyor düşmanını. Aslında vücudun içinde her türlü proteini ve molekülü üretebilecek olan bir eczane var ve bütün malzemeler de var. Onun bilgisinin sadece ona hatırlatılması lazım. Ve orada zararsız olan ama düşmanın bütün özelliklerini barındıran ölü bir virüs vücuda veriliyor. Ve vücut bu virüsü tanıdığı zaman zaten ona karşı ilaç üretiyor. Bu işin esas çözümü ilaçtır. İlacı da üretmek çok uzun sürdüğü için vücut kendi vücut eczanesinde ilaç ürettiriyorsun. Vücut hemen bunu üretiyor. Ve ondan sonra gelmiş olan düşman tekrar vücuda girerse onu tanıdığı için ona hemen müdahale ediyor. Çünkü ona müdahale edebilecek askerleri hazır bekliyorlar. Yani öyle bir birlik kurmuş, hazır bekliyor. Öyle düşünelim. Vücut öyle. Şimdi sen bunu tutup da bu vücuda zararlı olacak. Yok 5 sene sonra şöyle yapacak. Yok bunun içinde zaten öldürücü bilmem ne var. Bütün insanlığı dünyadan silecekler falan, böyle saçma şeyler. Yani komplonun da bir hududu var. Komplo ile gerçeği ayırmak zaten bu iş. En önemli noktası budur. Yani komplo ile bizim gerçeği ayırıp topluma doğru bilgiler vermemiz lazım. Ve komplocuların komplo tuzaklarının yeni bir komplo versiyonuna düşmememiz lazım. Bu aşı karşıtlığı komplonun komplosudur. Şeytanın vesvesesidir. Hiçbir şekilde bu alakası olmayan bir şeydir. Bilmeden etmeden aşı karşıtlığı yapanları şaşırıyorum ve bunlardan vazgeçmelerini rica ediyorum. Aşı geldiği zaman herkesin olmasını ve virüsün dünyadan silinmesini ve insanın rahat bir nefes almasını arzu ediyorum. Ülkemizde de kesinlikle aşı karşıtlığı yapılmasın, tavsiye ediyorum. Çünkü bu küreselcilerin işine yarayan bir sistemdir. Bunu bu şekilde söyleyelim. Daha bu konuda söylenecek çok söz var ama fazla uzatmak istemiyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Allah doğruyu gördürsün, doğruyu bildirsin ve haktan batılı, batıldan hakkı ayırabilme gücü ve kapasitesi versin hepimize diyorum. Hayırlı geceler.